Ali Karahasanoğlu. Bülent abi düşüncesini açıkladı. Adalet Bakanlığı da gerçeği açıklasın. Bülent Arınç düşünce özgürlüğü diyorsa, Temel Karamolluoğlu tweet'e ceza verilemez diyorsa, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tutun ulusalcı geçinen Muharrem İnce'ye kadar birçok CHP'li, İyi Partililerin oylarıyla başkanlık koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu düşünceye cezalandırılmamalıydı diyorsa, isminin önüne hukukçu sıfatı konulan birçok isim, PKK'ya destek çıkan CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın hukuka aykırı olduğunu iddia ediyorsa, Adalet Bakanlığı'da çıkıp bu isimlerin müşteki olduğu düşünce açıklamalarından dolayı açılmış ceza davalarını açıklamalı değil mi? Bülent abi çıkıp açıklama yapıyorsa, çok iğrenç laflar bunlar diye söze girip, Tayyip Erdoğan'a yönelik en adice iftiraları eleştiriyormuş gibi yapıp, ardından da düşünce özgürlüğüdür, ceza verilmemelidir diyorsa, benim hakkım değil mi Bülent Arınç kendisine yönelik benzeri eleştirilerde, hoşgörülü olmuş mudur, olmamış mıdır diye sormak? Öyle ya. Bülent abi ilkesel bir çıkışla mı Canan Kaftancıoğlu'na destek veriyor, yoksa ilke falan sıfır tam aksine, ilkesizliği zirve yaparak kendisine yönelik küçücük eleştirileri yapan şu gazeteciye bu yazara atın şunu hepsi üstelik ben kamu görevlisiyim cezasını da artırın bir de ilaveten bana yönelik iddiasını basın yoluyla yaptığı için bir ceza artırımı da oradan yapın cezaevinde sürünsün diyorsa bunu bilmek hakkımız değil mi? Adalet Bakanlığı bu bilginin için kamuoyuna açıklamaz. Temel Karamolluoğlu gazeteciler için yaptığı suç duyuruları bir kenara. Şu sosyal medya hesabında bu sosyal medya hesabında sıradan vatandaşların kendisine yönelik eleştirileri için günün 24 saatini tarama yaparak geçirip ha işte bir tanesini daha yakaladım diyerek hemen savcılığa koşup suç duyurusunda bulunuyorsa. Temel abimizin avukatı daha sanığın savunması bile alınmadan uzlaşmak istemiyoruz. Ceza istiyoruz diye peşinen sanığın mahkum edilmesini istiyorsa Belki bir kızgınlık anına denk gelen, belki haddini aşan istem dışı bir kelime söz konusu diye pişmanlık beyanında bulunup kendisinden özür dileyen vatandaşlar için dahi özürlerini kabul etmemiz için şu kadar vekalet ücretini şu hesaba yatırmaları gerekir diyerek işi paraya dönüştürmeye adet haline getirmişse. Bu bilgiler açıklanmalı ki Adalet Bakanlığı bunları açıklamalı ki Canan Kaftancıoğlu için Temel Abi'nin verdiği desteğin hangi gerekçeye dayalı olduğunu bilelim. Temel abi düşünce özgürlüğüne gösterdiği saygı sebebiyle mi Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı eleştiriyor? Yoksa CHP ile 24 Haziran 2018 seçimlerinde kurduğu ittifak 31 Mart ve 23 Haziran yenileme mahalli seçimlerinde CHP ile organize ettiği dirsek teması sebebiyle mi Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı eleştiriyor? Bilmek hakkımız değil mi? Hakeza CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akit aleyhine yaptığı ona yakın suç duyurusunu gösterebilirim. Akit Medya Grubu hakkında suç duyurusunda bulunan, hapis cezası verilmesini isteyen CHP Genel Başkanı, kendisinin il başkanının sözleri sebebiyle ceza almasına niye itiraz eder ki? CHP milletvekillerinin bile büyük çoğunluğunun o paylaşımlara katılmıyoruz dediği bir ortamda CHP genel başkanının sadece akit yazarları, muhabirleri için değil, tüm medya mensupları hakkında yaptığı suç duyurularını Adalet Bakanlığı niye açıklamaz? Niye gerçeklerin gizli kalmasına aracılık eder? Niçin insanların yüzlerine maske takıp düşünce özgürlüğünün varlığına şartsız koşulsuz inanan kişilermiş gibi aramızda dolaşmalarına fırsat sağlar? Adalet Bakanlığı kimseye iftira atsın demiyorum. Adalet Bakanlığı kimse hakkında olmayan bir suçlamayı yapsın demiyorum. Ama birileri hakimleri topa tutuyorsa, savcıları dar ağacına asmaya hazırlanıyorsa, düşünce açıklamasına nasıl ceza verirsiniz, hangi çağda yaşıyorsunuz, despot bir ülke mi burası, hiçbir şey konuşamayacak mıyız, hiçbir açıklama yapamayacak mıyız diyerek yargı teşkilatının tamamını hedef haline getiriyorsa, hakimlerin, savcıların bağlı olduğu Adalet Bakanlığı da İki tuşa basarak bu söylemleri dillendirenlerin bizzat kendilerinin yaptıkları suç duyurularıyla hangi küçücük eleştirileri için nasıl cezalandırma taleplerinde bulunduklarını tespit edip kamuoyuna da açıklaması gerekmez mi? Onlar yalan söylemeyi kendilerine hak olarak görebilirler. Toplumun da bilgilenme hakkı var. Açıklarsınız Bülent Arınç'ın tüm suç duyurularını, açıklarsınız suç duyurusunda kendisine hakaret olarak gördüğü cümlelerin ne olduğunu, açıklarsanız o cümleler sebebiyle ne ceza verilmesini istediğini, açıklarsınız uzlaşma taleplerine karşı kendilerinin ne cevap verdiklerini, sadece Bülent Arınç'ın değil, Temel Karamoğluoğlu'nun da, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da, Ekrem İmamoğlu'nun da, hatta Canan Kaftancıoğlu'nun da tüm bilgilerini kamuoyuyla paylaşırsınız, biz de kimin gerçekten düşünce özgürlüğünden yana olduğunu, kimin işine geldiği zaman düşünce özgürlüğü, işine geldiği zaman hapsedin şunu, tecil bile etmeyin, paraya bile çevirmeyin dediğini, öğrenmiş oluruz. İsimlerini verdiğimiz kişiler, gerçekten kendilerine yönelik eleştirilerde hoşgörülü iseler, bize iğrenç sözler sarf edildi ama biz bugüne kadar hiç kimse hakkında bir tane bile suç duyurusunda bulunmadık, hapis cezası isteminde bulunmadık diyorlarsa hepsini tebrik ederim. Ama kendilerine yönelik eleştiriler söz konusu olunca hemen savcılığa koşanlar 50 bin insanın katillerinin ölmesinde katlanılması gereken farklı bir görüş tanımlaması yapanlar kendilerine yönelik dar ağacına çıkarılmaları gerektiği şeklindeki sembolik bir ifadeyi hemen savcılık nezdinde şikayete konu ediyorlar Rütük'ten ceza üstüne ceza isteminde bulunuyorlarsa bu ülkede 82 milyonun önünde bir tiyatro oynanıyor demektir. Bu tiyatroya son vermesi gereken de Adalet Bakanlığı'dır. Elindeki verilerle kamuoyunu aydınlatmalı, aklımızla alay eden riyakarları deşifre etmelidir. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit